Sağlığım için her şeyin bu bölümünde gözdeki kırma kusurlarının tedavisini konuşacağız ve bu konuda uygulanan lazer yöntemi konusunda merak edilenleri bize Memorial Ataşehir Hastanesi Göz Merkezi'nden doçent Doktor Barış Toprak bizlere anlatacak. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler sizler de soru sormak istiyorsanız iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Lazerdeki kırma kusurlarının tedavisi için e, lazer operasyonu öncelikle evet. şunu sormak istiyorum. Bir e, estetik operasyon mudur? Şimdi herkes lazeri genelde çok basite alır. Hı hı. Aslında e, lazer sanıldığı kadar hani kolay bir operasyon mudur? Yoksa biraz da uygun vaka seçiminin başarıya olan etkisi hı hı. E, olan bir yöntem midir? Kesinlikle uygun vaka seçiminin başarıya çok etkisi var. Hı hı. Bunun için kişinin öncelikle hazır olması, kendisini hazır hissetmesi gerekiyor. Yani kimseye bu hani e, zorla yapılacak bir ameliyat değil, acil bir ameliyat değil, elektif bir ameliyat. Kişinin bunu istemesi gerekiyor. Ama istemesinde birçok nedeni var. İşte gözlük kullanamamak, kontakt lens takamamak gibi bir takım problemleri oluyor hastalarımızın. Yani yaşam kaliteleriyle ilgili sıkıntılar oluyor. Gerçekten bir özgürlük sağlıyor, gözlüksüzlük. Ve bu özgürlük ne bileyim sporda, gündelik yaşamda, hani sosyal hayatta kendini gösteriyor. Bu anlamda hastalarımız da ya da kişiler de bu özgürlüğü genişletmek için nazar cerrahisini tercih ediyorlar. Ee, bu anlamda hani bir yaşam kalitelerine oldukça büyük bir katkı yapıyor. Ve günümüzde e, teknoloji değiştiği için değerler de sık sık değişiyor. Evet. Kaç dereceye kadar miyop, hipermetrop ve astigmatlara evet. lazer ameliyatı önerebiliyorsunuz? Evet. Şimdi bu değerler şuna göre çıkıyor. FDA Amerika işte bu hani Hı -hı. bazı izinleri verirken e, çalışma protokollerinde lazerlerin belli bir dereceye kadar işte çalışıyor bu lazerler ya da tedavi edilebiliyor. Fakat şöyle kısaca söyleyeyim ben size 8-9 dereceye kadar miyoplarda 10 dereceye kadar belki bazı durumlarda ama 8 derece diyebiliriz kabaca astigmatisma da da 3 derece 4 dereceye kadar başarılı. Fakat şimdi yeni lazerlerin bu algoritmaları falan daha iyi yani lazer profilleri yani bu göze uygulanan e, tedavi şekli daha gelişti. Buna bağlı olarak bizim indikasyonlarımız da daha rahat. Yani e, hani eskiden astigmatizma yapılmaz, işte astigmatizma olunca olmaz falan deniyordu ama astigmatizmaya da yapılabiliyor artık. Hipermetroplara da yapılabiliyor. Hı hı. Hipermetropinin tabii kendine has başka bazı özellikleri var. Yani hani onda numara seçimi kişinin Gözlüğüyle olan ilişkisi daha farklı ama miyoplarda biraz daha düz, lineer bir ilişki olduğu için e, kabaca böyle söyleyebilirim. Ve şunu da öğrenmek istiyorum. Tabii ki e, çoğu kişi gözlükten kurtulmak istiyor ama... Evet bir takım muayenelerden de geçiyor. Hı hı, doğru. Size bir hasta e, geldi. Hasta demeyeyim, bir hı hı. kişi. Evet. Ben işte doktor bey gözlük evet. ya da numaralı kontak lens kullanmak istemiyorum. Evet. Gözüm lazere uygun mu dedi. Hı hı. Ne tür tetkikler yapıyorsunuz? Bu tetkikler e, ne kadar uzun sürüyor ve şimdiye kadar gözlemlerinize göre lazer için gelen hastaların acaba ne kadarına lazer yapılabiliyor? Ne kadarı başka yöntemlere hı hı. yönlendiriliyor? Anladım. Şimdi lazerin işte en büyük hani bizim yapmamamız istemediğimiz hı hı. şey keratokonus denen rahatsızlık. Keratokonus lazer için uygun bir grup değil. Yani hı hı. belli bazı endikasyonlar içerisinde o da artık yapılabiliyor. Fakat değil temel olarak. Yaklaşık hastaların yüzde %4'ü 10'u uygun olmuyor. Bu yani hani gözü uygun olmuyor bunun için işte korneanın düzgün olması gerekiyor. Keratokonus dediğimiz o rahatsızlığa dair bir bulgusu olmaması gerekiyor. Bunu da topografi dediğimiz bir cihazla anlıyoruz. Yani korneanın haritasını çekiyoruz. Bu çok önemli. Korneanın kalınlığı ölçülüyor. Temel bir test yani. Bu olmazsa lazer cerrahisi olmaz öyle söyleyeyim. Yani bir topografi görmeden lazer cerrahisi yapmak doğru değil yani yapılmaz. Gözün haritasını. Gözün haritası yani göz önünde kornea dediğimiz o saat camı gibi kırıcı olan, fotoğraf makinesinin objektifi gibi olan Hı -hı. kısmın haritasını çekiyoruz ve bakıyoruz. Yani onun durumu, ondan sonra kişinin hani gözlük numarasında artışın durması gerekiyor. Ne bileyim yaşı çok önemli. Başka sistemik hastalığı var mı? Kullandığı ilaçlar var. Mı? Bunlar önemli. Göz tansiyonu var mı? Bu önemli. İşte kataraktı var mı? Bütün bunlar önemli. Ee, ve böyle hani bu hastaların genel bir muayenesi sonucunda bir karar veriliyor. Hı hı. Ona göre de yöntem seçimi, hastayla konuşuluyor ve cerrahi planlıyoruz. Şimdi da yaygın bir problem. Evet. Dediniz ki mesela hastanın göz tansiyonu varsa hani e, lazer ameliyatı konusunda e, hani eksi bir e, evet. kriterdir. Hı hı. Peki kataraktı olan kişiler de çok yaygın. Katarakt da lazer ameliyatını engel midir? Böyle bir vakada önce katarakt mı ameliyat edersiniz ya da önce lazer mi yaparsınız? Şimdi Öncelikle katarakta ameliyat ederiz. <laughs> Şimdi katarak cerrahisi de artık refraktif cerrahi gibi bir şey oldu. Çünkü hani bu özellikle yakını görmek için hani konudan mercekler var işte multifokal mercekler, çok odaklı mercekler. Bunlar sayesinde kişi zaten hem yakını görüyor hem uzağı görüyor. Bir de astigmatizmayı, astigmatizmayı düzelten mercekler de var artık. Zaten hani kataraktı varsa bir kişinin hani e, belli bir yaş grubundadır, belli bir yaşı vardır. Biz o öyle hastalarımıza e, öncelikle e, katarak cerrahisi yani mercek cerrahisi öneriyoruz. Göz içi mercek cerrahisi. Lazer cerrahisinden daha o hastalar hı hı. için seçilen bir yani daha istenen bir şey oluyor. Çünkü hani, lazer olsa bile katarak ameliyatı olacak. En Kisi azından. Bilden. Evet hem gözlüğünden kurtuluyor hem kataraktından kurtuluyor hasta. Ama bu ileri yaş grubu için daha çok söylediğim. Peki bir de diyabet var şimdi. Biraz hı hı. önce size evet. vurgu yaptınız. Türkiye'de diyabet de, de e, kronik hastalıklar, hı hı. sistemik hastalıklar arasında en yaygın problemlerden evet. biri. Şeker hastalığı acaba lazer tedavisine engel mi? Şimdi şeker hastalığı şimdi ben e, şöyle hastamız geldiği zaman genç hasta 20 yaşında, 30 yaşında ileride şeker gelişip gelişemeyeceğini bilemezsiniz. Tabii. Ee, o yüzden hani e, şunu söyleyebilirim ancak. insülin bağımlı bir hastamızsa hı. o zaman e, kesin bir kontraindikasyon olmamakla beraber e, dikkatlice düşünülmesi gereken bir durum. Yani e, yara yeri iyileşmesini geciktirdiği hı hı. için şeker hastalığında e, belli durumlarda yapmamak gerekiyor. Fakat şöyle bir şey var diyelim. Hasta 20 yaşında lazer oldu, 30 yaşında lazer oldu ve 40-50 yaşlarında şeker hastalığı gelişti. Hı hı. Bu e, lazerine ya da şeker hastalığına olumsuz bir etkisi gösterilmiş değil şimdiye kadar. Şimdi e, tam bu noktadan hareketle biraz daha farklı bir soru soracağım. Lazer yaptığınız bir hasta evet. da e, tekrar numara geri gelir mi? Böyle durumlarda olabiliyor mu? Şimdi böyle durumların ol, olma olasılığı var ama bunlar e, oldukça düşük. En son yapılan işte bu gene hani tekrar yapılan tedavinin oranlarına baktığımız zaman yıllar içerisinde tekrar yapılan tedavinin daha az oranda olduğunu görüyoruz. Artık hı hı. yani artık daha sonuç, daha çok hedefe ulaşılıyor. Yani hastaların %98'inde böyle bir şeye gerek olmuyor. Son artık yeni yapılan yeni lazerlerde ya da yeni tetkiklerle karar verilen hastalarda. Daha eskiden daha fazlaydı. Yine merak ettiğim evet. bir şey var. Bir kişiye böyle oldu da bir durum Hı -hı. oluştu. İkinci kez lazer ameliyatı yapmanız da mümkün olabiliyor mu? Eğer uygunsa tabii ki yapılabilir. Bir problem yok, yok diyorsunuz. Hayır. Peki bu uh, diyelim karşınıza kişi geldi. Lazer ameliyatına kişinin uygun olup olmadığını belirlemek için başta uh, topografi göz evet. haritası olmak üzere çeşitli tetkikler yapıyorsunuz. Bu sırada uh, siz hastanın ameliyat sonrasında Tamamen gözlükten kurtulup kurtulmayacağını öngörebiliyor musunuz? Evet. Ya da bir ilavede Hı -hı. daha bulunmak istiyorum. Her vakada da gözdeki numara sıfırlanır tamamen gözlük ihtiyacı ortadan kalkar mı? Evet şimdi e, yüksek e, düzeyli şeyler var. Mesela e, Hı -hı. bir tek miyop hipermetrop astimat yok gözde. Yani daha fazla daha değişik kırma kusurları da var onların ayrıntıları var. Eğer bir kişi de o diğer tür kırma kusurları fazla ise e, onun mesela ona yöneleceğimiz yöntem biraz daha farklı olabiliyor. Wayfront dediğimiz yöntem olabiliyor. Ama çok yüksek numaralarda, çok yüksek astigmatizmalarda, ölçümlerde küçük bir numara çıkabiliyor. Hı hı. Bunu da 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliyoruz fakat kişinin gözlüksüz e, bir şekilde hayatını e, sürdürmesini sağlıyoruz. Yazın bu ameliyatı olanlar evet. nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Artık çoğu kişinin tatil mevsimi ama evet. tatil mevsimi aynı zamanda iş hayatından evet. da alınan izinlerin evet. e, dönemi. Evet. E, ne kadar süre havuza, denize giremezler, banyo yapamazlar Hı -hı. ya da e, makyaj e, yapamazlar. Evet. Şimdi e, bir hasta geldiği zaman uygunsa aynı gün içerisinde de ameliyat yapılabiliyor Hı -hı. yani aynı gün içerisinde yapılabiliyor ameliyatı işte tetikleri tamamlandıktan sonra tabii şimdi herkesin böyle bir koşturma hali var süre kısıtlı olabiliyor falan ee, yani lasik dediğimiz ameliyattan sonra zaten ertesi gün kişi görmeye başlıyor ee, 3-4 gün yüzünü yıkamıyor havuza tabii havuz biraz soru işareti havuzdan bazı mikropların kapılması söz konusu olabilir ama Denize de böyle hani iyileşmişse güzel bir hafta içerisinde girebilir. Biraz önce aslında bahsetmiştiniz bir kişinin gözü lazere uygun değilse e, katarak cerrahisini kullanarak e, gözlüklerden o kişileri kurtarmak evet. mümkün. Biraz bu yöntem konusunda bilgi verir misiniz? Şimdi e, tabii şimdi katarak cerrahisi güvenliği arttığı için e, işte bu daha kolay bir şekilde daha geniş bir hasta... ...grubuna biz katarak cerrahisi önerebiliyoruz. Tabii katarak cerrahisi biraz böyle eline boyuna e, konuşulması gereken bir durum... ...ve hastamız da tüm yönleriyle bunu konuşup e, açık bir yüreklikle e, hani karar vermek gerekiyor. Mümkün tabii ki. Belli yaş grupları için daha çok tercih ettiğimiz bir durum. Şu avantajı oluyor katarak cerrahisinin. Hani bu yakın uzak meselesinde hallettiğimiz için... Hani yakın gözlüğü de takmıyor kişiler. Hı hı. Zaten bize en çok sorular işte bu yakın gözlük çağındaki hastalarımızdan geliyor. Ya doktor bey işte ya da doktor hanım bu yakın gözlüğümden de nasıl kurtulurum diye hı hı. hastalarımız bize geliyorlar. Ama o zaman işte e, hani konuşuyoruz e, uygun hasta istiyorsa tabii ki oluyor ve sonuçlarımız gayet iyi. Şimdi sağlık turizmi açısından da yine e, Türkiye'deki en gözde branşlardan biri göz tedavileri evet. ve özellikle de kırma kusurlarının tedavisinde lazer cerrahisi. Türkiye'ye en çok hangi ülkelerden hastalar geliyor yurt dışından? Şimdi zaten mevsim yaz olduğu için en fazla Hı -hı. da hastaların Türkiye'ye gelerek tedavi yaptırdıkları bir evet. dönem. Yani bu değişiyor tabii ki. Bazı sadece sağlıkla ilgili değil. Şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'deki hani lazer merkezleri, lazerler, Avrupa'dakilerle hemen hemen aynı yani hiçbir farkları hı hı. yok. Bu nedenle e, cihazlar aynı, doktorların tecrübeleri fazla. Çünkü çok yapılıyor Türkiye'de. Yani birçok Avrupa ülkesinden daha fazla yapıyoruz lazeri. E, politik bazı nedenlerle bazen bazı hastı bazı ülkelerden hastaların gelmeleri değişebiliyor. Hı hı. Avrupa'dan geliyorlar. işte göz için daha ağır problemlerle geliyorlar mesela bu e, Arapça konuşan ülkelerden de gelenler var ama onların daha farklı problemlerle geliyorlar. Daha çok Almanya işte Avrupa'dan geliyorlar. Artık sizinle ilgili bölümün sonuna geldik. Ekran başında bizi izleyen kişilere e, son olarak neler söylemek istersiniz? E, sağlıklı günler diliyorum. Yani Tabii e, şu çok önemli. E, doktorunuzla diyalog, işte sizin de bilgili olmanız, hani seçeneklerinizi bilmeniz ve ona göre böyle önemli bir konuda karar verebilmeniz önemli. E, sağlıklı günler diliyorum bunun Çok şurada. teşekkür ederiz. Zaten e, çoğu insan e, hayatında o kadar küçük şeylere, yemeğin altı yandığına da üzülen var. E, gideceği uçağı kaçırdı diye de üzülen var çocuğu istediği okulu kazanamadı diye evet. de üzülen var ama sizin de vurgu yaptığınız gibi aslında hayatta en önemli şey içinde bulunduğumuz an ve sağlıkla aldığımız evet. nefes sağlıkla attığımız adım sağlıkla e, yaşadığımız an e, ben o yüzden çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Hem de ederim. bu güzel mesajınız için sağ olun, sağ olun. sevgili izleyiciler sırada iletişim bilgilerimiz var.